Deneme tahtasından selam dostlar. Honda Eğitim Merkezi'ndeyiz. Bugün nihayet uzun süredir beklediğimiz Transalp'in lansmanı. Transalp'in nihayet merakla beklediğimiz Transalp'in ki ben de bir tane satın alacağım ilk gelen partiden. Güzel yolculuklarım olacak umarım. Buluşmasındayız. Bugün basın toplantısı olacak. Mevlüt, Kolaçan, herkes burada. Dostlarla buluşmuş oluyoruz. Hem basın toplantısından görüntüler hem de sürüşten değerlendirme yapacağım. Çok keyifli bir gün olacak. Etkinliğe tabii ki Monkey ile geldim ve bakalım güzel yolculuklarımız olacak. Bu motoru zaten kızım için almıştım. Ehliyet almasına 3 yıl var. Bakalım belki 3 yıl sonra böyle iki motor güzel yolculuklarımız olur onunla da. Cuma, cumartesi, pazar günü yani 9, 10, 11 Haziran'da bu Honda Eğitim Merkezi'nde Transalp ve diğer motosikletlerin test sürüşleri var. Benim ve diğer arkadaşların söyleşileri var. Herkesi bekliyoruz. Ben de Moğolistan'a doğru yola çıkacağım bir 10 gün içinde. Yola çıkmadan önce de görüşmüş oluruz. Herkesi bekliyoruz. Şimdi sizi basın toplantısındaki görüntülerle baş başa bırakıyorum. Benedik, Nasr'ın Güneş Bülent'in. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 3 ay önce birçoğumuzda burada bir araya geldik ve motosiklet dünyasında genişleyen naked kategorisine yeni bir soluk getiren CV750 Hornet'i beraber lanse ettik. Bugün sizleri Adventure kategorisinin efsane modeli XL750 ile Transalp ile tanışmaya ve aynı zamanda modeli deneyimlemek için davet ettik. Bu model sadece bizlerin değil birçok motosiklet severin uzun zamandır beklediği bir model oldu. Bu heyecanla katıldığınız için ben de hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani bu sene bizim için çok önemli bir sene. 10 tane modelin lansmanını gerçekleştireceğiz. Burada seneler bazında rolling olarak, 12 yıllık olarak aslında pazarın gelişimini görüyorsunuz. Gerçekten geçtiğimiz seneden beri yani dipleri görmüştü, 100 binleri görmüştü pazar ama ardından kademe kademe ilerleyerek 140 bini gördü. Ardından geçen sene pazar 204 bini başladı. Bu arada 50cc hariç olarak konuşuyorum. En az bu kadar da 50cc'lik satış olduğunu da tekrar hatırlatalım. Yaklaşık %46'lık bir büyüme gerçekleşti. Peki fan tarafındaki durum neydi? Tabii her segment büyüdü. Yani kap tarafı da büyüdü, nece tarafı da büyüdü ama fan tarafı ve scooter tarafı burada en çok büyüyen alanlardan birisiydi. Amacımız on-road ile off-road'un dengesini kuracak bir ürünün lansmanıydı. Aslında ilk o zamanlarda yapıldığında da Alpleri geçebilen, tozu dumana katabilen bir makine olarak tasarlanmış ve o yüzden adına da Transalp şeklinde vermişler. Sadece tabii ki bu amaçlı kullanılması hedeflenmemiş. Aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi o zamanlarda da ilk tasarlandığında da hem touring kabiliyetinin olduğu, aynı zamanda şehir içi ulaşımda da tabii ki çok büyük bir şekilde etken rol oynayacak bir makine olarak tasarlanmış. Çok gönüllü, her zaman ön plandaymış. İlk olarak 1986 yılında çıkıyor. 600 cc'lik bir makineyle çıkıyor. Yaklaşık 200 kilogram civarında ve bu çerçevede de aslında bütün modellerin gelişimi aşağı yukarı bu oranda oluyor. Motor hacmi veya ağırlığı buna göre değişmiyor çok fazla. Ama gördüğünüz gibi yapılar değişiyor. Biz en son bunu 2012 senesinde sattık. Ondan sonrasında uzun bir ara oldu ve bugün şu anda yeni tasarımıyla beraber karşımızda. Amacımız dediğimiz gibi nesiller boyunca sürücülerin rahat edeceği, kontrolünü kolay sağlayabileceği bir adventure tasarımlı motosiklet yaratmaktı bu ürünle beraber. Sizlere biraz ürünün teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ama hani şunu biliyorum ki bugün sizlere ne kadar ürünün teknik özelliklerinden bahsetsem de motosikletin üzerindeyken bugün deneyimleyeceklerinizin gölgesinde arkasında kalacaktır. Bu anlamda aslında bugün gerçekleştireceğimiz test sürüşü ve bazı beraberinde bizlerle paylaşacağımız geri bildirimler bizler için oldukça önemli olacak. Ürünün genel konsepti de aslında bu videoyla oldukça bağlantılı. Biz genelde 3 ana madde üzerinde konseptimizi belirlemeye çalışırız. İlk ana maddemiz performans. Detaylarını birazdan sizlere bahsedeceğim. Motorda kullanılan motor bloğu aslında hepimizin önceden deneyimlediği Hornet'le aynı motoru kullanıyor. Hornet'te de hatırlayacağınız üzere oldukça performanslı yüksek bir motor bloğu ile karşılaştık. Ama bugün hep beraber çok daha farklı bir karakterde bu motor bloğunu deneyimliyor olacağız. Diğer özelliğimiz teknoloji. Aslında işte bağlı birlik gibi özelliklerin yanında yine Honda için olmazsa olmaz güvenli sürüş teknolojileri de yine Transalp'in içerisinde yer alıyor.
Ve üçüncü aslında en önemli maddemiz diyebileceğimiz çok yönlülü. Evren Bey'in de bahsettiği gibi biz hep şunu söylüyoruz. Transfer eşittir, çok yönlülük. Yani aslında şehir içinden otoyollara, otoyollardan da engebeli yollara kadar sizleri mutlu edecek, kullanıcıları mutlu edecek bir yol arkadaşı olduğunu söylüyoruz Transfer. Şimdi gelin bir hep birlikte performans özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki de öncelikle bir motordan bahsedeceğiz. Performans denince tabii ki de bu 750 cc'lik yepyeni motor bloğundan bahsetmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi Hornet'te kullanılan motor bloğunun aynısı 755 cc'lik çift silindirlik Moner bir motor. Bununla beraber 92 beygirlik bir güç üretiyor. Aynı zamanda 75 Nm bir torka sahip. Yakıt tüketimine baktığımızda ise 100 kilometrede 4.25 litre yakıt tüketimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve hep beraber motorun sesini dinleyelim. Zaten bugün hep beraber bu sesi dinliyor olacağız. Efsane dediğimiz Transalp'in o ikonik V-Twin motorun sesine benzettiğini söylüyorlar. Açıkçası bugün mutlaka sizlerden de geri bildirimlerinizi bekliyoruz bu konuyla ilgili. Özellikle daha önceki motorun sesini birebir dinleme şansı yakalayan sizler, daha önceden kullanan kullanıcılar için diyebiliriz. Şimdi hep rakamlardan bahsediyoruz. 75 Nm tork diyoruz, 92 beygir güç diyoruz. Aslında bu değerlerin hepsi laboratuvar ortamlarında test edilerek söyleniyor. Genelde aslında temel, bu söylemin temeli burada gördüğümüz grafik. Aslında temel olarak söylemeye çalıştığımız şey, gücümüz zaten 92 beygir. Özellikle torka baktığımızda 4500'de bir de biz ilk pikimizi yaşıyoruz. Daha sonrasında da 6500, 7000'de bir de ikinci pikimize ulaşıyoruz. Aslında bunu burada şunu söylüyoruz. Özellikle hani sadece yüksek devirlerde değil, alt ve orta devirlerde de kullanıcıyı mutlu eden gelişmiş bir tork performansından bahsediyoruz. Bizler için bir diğer önemli özellik aslında güç ağırlık oranı. Hepinizin bildiği üzere aslında bu güç ağırlık oranı motosiklet üzerindeki hakimiyetinizi artırıyor. Dediğimiz gibi 67.5 kW 92 beygir bir güce sahip ama buna karşın toplam ağırlığı sadece 208 kg. Bu da güç ağırlık oranının 0.32 kW/kg değerinde olmasını sağlıyor. Bu da aslında pazarda rakiplerine karşı oldukça kuvvetli, güçlü bir pozisyonda yer almasını sağlıyor diyebiliriz. Birazcık motor teknolojilerinden bahsedeceğiz. Bunlara biraz Hornet'ten aşinayız artık. Benzer teknolojiler, aynı teknolojiler. Bunlar da bir iki silikon karbür kaplaması. Aslında bu teknoloji daha öncesinde Fireblade, Formula 1 gibi yüksek teknolojili motorlar için üretildi. Ve daha sonrasında Transalp'te de Hornet'te de kullanılmaya başlandı. Bu kaplama sayesinde aslında sürtünme kayıpları azaltılıyor ve bu sayede motorun daha yüksek performans vermesi sağlanıyor. Bir diğer özellik vortex hava kanalları. Yine Hornet'ten aşina olduğumuz bir kısım. Özetle bahsetmek gerekirse hava kutusundaki havanın eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu da bizlere hassas gaz tepkimesi ve yüksek çekiş kontrolü sağlıyor. Aynı zamanda bir önceki sayfada bahsettiğim gibi alt ve orta devirlerde de yüksek torku elde etmemizi sağlıyor diyebiliriz. Bir diğer özelliğimiz tabii ki de süspansiyonlar. Bu da temel olarak hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda müşterileri mutlu edecek süspansiyonlar tercih edildiğini görüyoruz. Ön tarafta 200 mm hareket mesafesine sahip 43 mm ters şova çatallardan faydalanıyor. Arka tarafta ise dönme alüminyum salınca 190 mm hareket mesafesine sahip yine şova süspansiyonlardan, amortisörlerden faydalanıyor. Her iki tarafta da önlük ayarlama olduğunu gözlemliyoruz. Tekerler, aslında tekerlerin tasarımına aşinayız. Birebir Afrika TV'nin
Ön tarafta 21 inç, arka tarafta ise 18 inçlik jantlar var. Bu ölçüler Afrika tipinde birebir aynı. Aynı zamanda yine alüminyum tel jantları görüyoruz. Buradaki alüminyum tel jantlar hem motorun hafif olmasını sağlıyor, aynı zamanda horozunu da önüne geçmeyi amaçlıyor. Birazcık teknolojik özelliklerden bahsedelim. Tabii ki de en önemli özelliklerden biri olan sürüş modlarından bahsetmek istiyorum burada sizlere. Aslında temel olarak sahip olduğu güç seviyesi, Honda seçilebilir tork kontrolü seviyesi, motor freni seviyesi ve transfer özel olmak üzere ABS modu seviyelerinden faydalanıyor. Ve aslında bu sürücü modları daha çok bu özellikler arasındaki geçişler sayesinde oluşuyor. Aslında kısaca bakarsak kullanıcının isteğine, ihtiyaçlarına yönelik aynı zamanda yolun da şartlarına uygun olmak üzere spor, standart, yağmur, toprak ve kişiselleştirebilir sürücü modu olan kullanıcı modu olmak üzere toplamda 5 tane sürücü modu olduğunu görüyoruz. Özellikle kullanıcı moduyla ilgili bazı detaylar vermek istiyorum sizlere. Burası tamamen sizin ihtiyacınıza göre oynayabildiğiniz bir oyun alanı aslında. Seviye seçimi var. Honda seçilebilir tork kontrol seviyesinde dilerseniz kapatabiliyorsunuz. Dilerseniz de 1 ile 5 seviye arasında oynama yapabiliyorsunuz. Motor freni seviyesi yine 1 ile 3 seviyesi arasında. ABS modunda bazı değişiklikler var, bazı farklılıklar var. Dilerseniz off-road seçebiliyorsunuz. Dilerseniz off-road seçebiliyorsunuz. Dilerseniz de arka tekerde yer alan ABS modunu kapatabilir. Biraz daha off-road'a uyumlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Biz özellikle bugünkü test sürüşü rotamızı belirlerken birazcık bu sürücü modlarını da dikkate aldık. Bazı durumlarda spor, bazı durumlarda standart, yani bunların arasında oynamanızı rica edeceğiz. Zaten Koray bunlarla ilgili daha detaylı bilgileri sizlere verecek. Açıkçası test sürüşü esnasında sürüş modlarını deneyimlerinizi sizlerden rica edeceğiz. Şimdi sürüş modlarına birazcık Hornet'ten dolayı aşinayız. Ama burada bazı değişiklikler var ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunun temel sebebi aslında biliyorsunuz, Hornet birazcık daha şehir içinde performans odaklı bir motosiklet. Ama Transalp'te kullanım alanları birazcık daha genişliyor. Off-road özellikleri biraz daha artıyor. Bu yüzden bazı farklılıklar var. Şey gibi düşünmeyin, hani güç birazcık daha azalıyor ya da artıyor gibi değil. Bu aynı ama hassaslığı birazcık daha artıyor diyebiliriz. Özetle bakmak gerekirse güç seviyesinde Hornet'te 1 ile 3 seviye varken Transalp'te 1 ile 4 olduğunu görüyoruz. Motor freni seviyeleri her ikisinde de aynı. Honda seçilebilir tork kontrol sistemi her iki motorda da kapatılabiliyor. Ama seviyelere baktığımızda Hornet'te 1 ile 3, Transalp'te 1 ile 5 arasında. Ve ABS moduna baktığımızda bu mod off-road özellikli olduğu için sadece Transalp'e özel. Dilerseniz on-road, dilerseniz off-road, az önce de bahsettiğim gibi özellikle kullanıcı modunda arka tekerdeki ABS modunu kapatabilir ve off-road'a uygun bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. 5 inçlik bir gösterge paneli bizlere karşılıyor. Bu gösterge paneli Hornet'lik gösterge paneliyle aynı. Aslında birçoğunuz bunu deneyimlediniz. Aynı zamanda o günkü modumuza uygun ya da kendi zevklerinize uygun 4 farklı da gösterim modu olduğunu görüyoruz burada. Burada seçilebilir tork kontrolü. Özellikle yağmurlu günlerde, işte yolun birazcık daha kardan olduğu durumlarda iki teker arasında güç seviyesinde bazı farklılıklar oluşabiliyor. Ve sistem bunu algılıyor, yakıt enjeksiyonunda oynamalar yaparak tekerlerin yola daha sağlam bir şekilde tutulmasını sağlıyor diyebiliriz. Tam böyle özet hap bilgilerin verildiği bir tablo. Şöyle bir kısaca özetleyeceğim tüm özellikleri. İlk başta bahsettiğim özellik 755 cc'lik Hornet'le beraber geliştirilen yepyeni motor bloğu. Çift silindirli manuel, Euro 5 normlarına uygun. Çıktılarına baktığınızda 92 beygir güç, 75 Nm tork üretiyor. Bu gücüne rağmen toplam ağırlığı sadece 208 kg. Bunun sayesinde ağırlık güç oranı 0.32 seviyesinde. Beraberinde arkadaki çanta taşıyıcısı standart bir şekilde geliyor. Tekerlere baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi Afrika tipinde birebir aynı ölçülere sahip ve tabii ki de az önce bahsettiğim teknolojik özellikler 5 inç TFT gösterge paneli, HSVCS ile beraber
sürüş, güç, mod, motor freni modu, 5x1 Honda Torque kontrol sistemi ve ön tekerlek kalkış kontrolüyle Transalp Türkiye'ye sunuluyor. Transalp'i CRF 250, ADV 350 ve Transalp ile beraber olmak üzere 17 Haziran 2023 tarihinde tüm bayilerimizde 418 bin liralık fiyatıyla Türkiye pazarına sunmayı planlıyoruz.